Mukaddeme Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Bakın ne kadar önemli. Yani, ve amilü salihatı anlatıyor. Onlar iman ettiler, salih amel hemen işlerler. Hemen salih amel. Peki akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadetlerdir diyor. Demek bir bilme var, bir de yapma var. Bizi bilmeden ziyade yapma kurtarır. Yapmalar bilmeyi kuvvetlendirir. Fakat iman fikri bir mesele olduğundan dolayı inananlar inşallah imanlarını koruyabilirlerse son nefese kadar cennete giderler. İman bir fikri meseledir, mekan tayin için içindir. İnananlar cennete giderler. Cennetin neresine gider? Cennetin makamını da amel, yani ibadetler tayin eder. İman bizi cennete sokar, amel cennetteki makamımıza bizi yönlendirir. Küfür de bir fikirdir. İnanmayanlar cehenneme gider. cehennemin neresine gider? Onu da onun ameli tayin eder. Demek fikri meseleler mekanı, ameller makamı tayindir. Şimdi inananlar cennet ama cennet kategori kategori katman katman, mertebe mertebe. İşte ameldeki keyfiyette derinlik oradaki bizim makamlarımızın tayinine vesile olacağından dolayı bu ders çok önemlidir. Demek akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadetlerdir. Bak Risale-i Nur okuyoruz. Değil mi? Okudukça imanımız inkişaf ediyor, değil mi? Marifetle onu daha derinlemesine ileri doğru götürüyoruz. Fakat bu okuduğumuz Risale-i Nur hakikatları bizi amel safhasına sokmaz. Muamele safhasına sokmazsa, hayatan derinliklerine giremezsek, hayatımıza mal edemezsek imtihanımız ağır olur arkadaşlar. Risale-i Nur'u okumak bizi kurtarmaz. Okuduğumuzla amel etmek bizi kurtarır. Bak bir cümle söyleyeyim. İhlas Risalesi'ni okuyup da aynı davanın boyunduruğunu taşıyan, aynı davada beraber bulunan bir kardeşini tenkit etmek, kıskanmak, aleyhinde bulunmak bizi iki türlü cezaya muhatap eder. Bir tanesi gıybet ettim, haset ettim, kardeşimi hazmedemedim, kabullenemedim. İki, bir de bunu bilerek yaptım. 15 günde bir Risale-i Nur'un İhrat Risalesini okuyup da bir dava arkadaşımdan ben geçiremezsem, onun aleyhinde bulunursam değil mi? O zaman okuman hesabını Allah'a vermek mecburiyetinde kalırım. İhlası okuyorum ki ihlaslı davranayım. Uhuvvet risalesini okuyup diğer cemaat mensuplarıyla muhabbet dairesine geçinemeyip değil mi aynı davaya hizmet ettiğimizden dolayı kardeşliğimizi zarara sokacak yanlışlar yaparsam okuduğum uhuvvet risalesinin hesabını Allah bana soracaktır. Namazın ehemmiyetini anlatıp kıymetini anlatıp namazla meselelerde namazla alakalı meselelerde kayıtsız davranırsam onun da hesabı sorulacaktır. Heleken nas illel alimun ve helekel alimun illel amilun ve helekel amilun illel muhlisun. Bak insanlar helak oldu, alimler kurtulur. Alimler de helak oldu, amiller. Amiller de helak olabilir, ihlaslılar. O da ahirette Allah'ın önünde bir muhasebe de ortaya çıkacaktır. Demek ki bilmek bizi sadece, okumak bizi sadece kurtarmıyor. Önemli olan okuduklarımız hayata geçirip yaşamaktır arkadaşlar. Bir eczacı bir ilacın nasıl yapıldığını bilse, bunun da ustası olsa, harikada ilaçlar imal etse, bu eczacı bir hastalığa maruz kalsa, bakınız, o bildiği bilgi ve malumat, ilacı kullanmadığı müddetçe onu hastalıktan kurtarır mı? Eczacı, ilaç da yapıyor bir adam, çok da güzel ilaç hakkında briefing veriyor, benim gibi de konuşuyor, ilacı kullanmadığı müddetçe kurtarmaz. Bak çok önemli bu. Bir başka insan eczacılığa inanıyor, İlaçların eczacı tarafından yapıldığını biliyor ama onun kadar maluma sahibi değil. Fakat hasta olunca ilacı kullanıyor. Şimdi ilaç hangisine faydalı olur? İlacı kullanana. Aleykum dinil acayiz. Ahi zamanda ihtiyaç kadınların dinlerine tabi olun. Bizim kadar bilmez, bizim kadar okumaz. Ama onda öyle bir teslimiyet, öyle bir muamelat, öyle sağlam bir halis amel vardır ki ilacı kullandığından dolayı Allah'ın huzuruna daha emniyetli bir şekilde gider. Bu meseleyi de şöyle ortaya koymuş olalım. Demek ki akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadetlerdir. Yani bildiğimizi uygulamak mecburiyetindeyiz. Uyguladığımız müddetçe o bizim olur. Mesela iğne vurmayı doktorlar öğretir. Ama en iyi iğneyi sıhhiyeler vurur. Dikkat edin doktor onlar kadar kolay iğne vuramazlar ama doktor öğretir nasıl iğne vurulacağını. Niye onlar doktorların daha iyi iğneyi vururlar? Muamelattan geldiklerinden dolayı. İçleri o. Gece gündüz iğne vuruyor. Bir araba kullanmayı bir hoca öğretebilir. Ama arabayı en iyi şoförler kullanır. Bir şey bilmek ayrıdır, kullanmak ayrıdır. Kullandığımız müddetçe o bilgi bizim malımız olarak bizden beraber gider. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Bana salih amelle gelin. Bak kazanın demiyor. Gelin diyor. Kazanıp kaybetme ihtimali de kuvvetli. Kazanmak, onu muhafaza ederek huzur ilahiye gitmek.